Efendim? Lale merhaba. Ben Şebnem. Pelin Su'nun annesi. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Bana 10 dakikanı ayırabilir misin? Çok rica ediyorum, lütfen. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Bana vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Öncelikle kızımın sana yaptıklarından dolayı özür dilerim. Sen o kadar iyi bir insansın ki bunca şeyden sonra benimle görüşmeyi kabul ettin. Konu nedir? Sen hayatımıza girdiğinde Pelin Su Onur'la evlenmek üzereydi. Yaşadıkları hiç kolay olmadı. Psikolojisi bozuldu. Belki de hazmetmesi zaman aldı. Ama sen de kabul edersin ki sevdiği adamdan son anda ayrılınca hayatı birdenbire alt üst oldu. Emin olabilirsiniz ki benim de hayatım alt üst oldu. Ben de Pelin Su'yla aynı şeyleri yaşasam ben de kendimi çok kötü hissederdim ama bu kötülük yapacağım anlamına asla gelmezdi. Haklısın ama her şey üst üste geldi. Önce terk edildi, sonra düğünü iptal oldu. Sonra eşim iflas etti. Ölümlerden döndü. Maddi manevi zarara uğradık. O da bütün bunların acısını senden çıkarttı. Gerçekten çok üzgünüm. Ben inanın Pelin Su'yu anlamaya çalışıyorum. Yani düğün gününde yaşadıklarımı, bana söylediklerini, hiçbirini ben Onur'a anlatmadım. Sanıyorum zaten siz de bunun için buraya geldiniz. Emin olabilirsiniz. Onur'a hiçbir şey anlatmayacağım. Çünkü artık ben bunlarla uğraşmak istemiyorum ve önüme bakıyorum. Bence de. Bunları unutmak en iyisi. Eğer başka bir şey yoksa? Aslında var. Benim senden çok önemli bir ricam var. Pelin Su, Onur'un artık seninle evleneceğini kabullendi. Umarım çok da mutlu olursunuz ama benim kızımı hayatta tek tutan şey işi. Onu elinden alma, olur mu? Yani en azından biz bir süre kendi işimizi kurana kadar bunu senden çok rica ediyorum. Benim için çok önemli. Ama bu benim elimde olan bir şey değil ki. Sen de bir annesin. Beni anlarsın. Umarım yapabileceğim bir şeyler vardır. Bu benim için çok önemli, lütfen. Peki, ben elimden ne geliyorsa yapacağım. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Efendim. Canım, nasılsın? İyiyim, çalışıyorum. Sen? İyiyim ben de. Holding'deyim. Çalışıyorum. Beraber yemek yiyelim mi? Ya, dükkanda tek başımayım inan. Aa, şansımıza bak. Annem geldi. Tamam o zaman. Hemen gelip alıyorum seni. Tamam, görüşürüz. Ver anne, ver yardım et. Ya, neye yardım ediyormuşsun sen bu halinde? Tamam. Nerede bu Nergis? Nilüfer nerede? Çok yüklü bir sipariş alındı, onu ha. Teslim etmeye gitti. Ha. Şurada mı? Anne, bunun sende ne işi var? Ya, bizi davetiye basmışlar. Galeri Bacanaks, açılışımızda sizlerle aramızda görmekten mutluluk duyarız. Herkese dağıtmışlar, bir bende yok. Hı? İsme bak, isme bak Bacanaks. Bak bu Bacanaks nereden çıktı acaba? Bacanaks. Bu kurtuluş o ortağının. Ablasıyla falan mı flört ediyor? Ne yapıyor Bacanaks? Yok, daha neler. Çok uğraştılar değil mi? Şunun için benim arkamdan gizli gizli zavallı ablanı da çalıştırıp duruyor boğaz tokluğuna. Ya hayır anne. Yardım etmeye gitti. Yani sonuçta çocuğunun babası. Yani öyle bir gün seçiyorlar ki tamam. Nasıl gideceklerdi bunlar Allah aşkına? Benim mezat olmasaydı açılışı bile bedavaya getiriyor bu adam. Hayır. Ablama belli bir miktar para verecek. Öyle anlaştılar. Yapma ne olur, hayret. Evet. Hatta gittiler bütün süslemeleri satın aldılar. Ya
Belki bakarsın işler iyi gider anne. Vallahi o kadar istiyorum ki ama hiç umudum yok kızım. Ama ablamın var. İşte o da benim gibi. Hayatı boyunca beklesin dursun. Ay ben yıllarca bekledim kocamı. Aman ne olur biraz anlayış göstersin. Aman ne olur biraz beni hatırlasın. Aman biraz sevsin. Hep gözyaşı, hep hüsran. Başka da bir şey yok elde. İnşallah ablamın kaderi daha farklı olur diyelim. Hadi inşallah. Anne, sen şimdi ablama bir şey söyleme olur mu? Üzülür. Bak bana da sakın söyleme dediler. Biz zaten Onur'la gideceğiz oraya. Göz kulak olurum. Bak aklıma ne geldi. Sen de gel. Aa, yok artık. O kadar uzun boylu değil. Ama ben o adama güvenmiyorum. O kurtuluşa güvenmiyorum. Gözüm üstünde olacak hep onu. Tamam. Merak etme. Ben kaçıyorum. Herkes davetli. Ben böyle. Lalem. Sana ne anlatacağım? Ne anlatacaksın? Ya bu son yaşadığımız talihsiz olaydan sonra özellikle biraz düşündüm de. Bundan sonra herhangi bir konuda yani birimizden bir şey saklamayalım. Daha doğrusu kendi adıma söyleyeyim. Hemen bir şey saklamak istemiyorum. Gizli saklı bir şey kalsın istemiyorum. Hemen söyleyeyim. Hatta üzerine beraber yorumlayalım. Beraber konuşalım. Yani bir fikir yürütelim falan. Ortak bir kararımız olsun. Hı? Yani böylesi tabii çok doğru olur. Değil mi? Şimdi ben Pelinsu'ya söyledim ya artık çalışamayacağımızı. Hı hı. Annesi Şebnem Hanım bizimkileri aramış. Annemle babamı. Biraz sistem etmiş. Hatta işte Pelinsu çok üzgün, çok canı sıkkın. İşte yıpranıyor efendime söyleyeyim. Hatta kendine kötü bir şeyler yapabilir gibi konuşmuş. Gerçekten mi? Yani böyle bir şey yapabilir mi? Yani bilemiyorum ki. Ya Pelinsu biraz hassas, duygusal bir kızdır da. Yani sadece bu benimle yaşadığı durum değil. İşte babasının sıkıntıları falan da var. Yani iş durumu anlatmıştım ya sana bayağı kötüye gidiyor falan diye. Evet biliyorum. Peki sen bu konu hakkında ne yapacaksın? Ya bizimkiler rica etti. Oğlum biraz daha devam etsin holdingde diye. Ben ne yapacağım? Ben aslında sana soruyorum. Ne yapalım? Ne diyorsun? Sen de bir annesin. Beni anlarsın. Umarım yapabileceğim bir şeyler vardır. Bu benim için çok önemli. Lütfen. Yani benim için sorun olmaz. Ama eğer ilişkimize bir zarar gelirse. İlişkimize zarar asla gelmez. Öyle bir şey olacağını hissettiğim an zaten uzaklaştır. Sen ne kadar iyi bir kadınsın. Sen ne kadar tatlı bir kadınsın. İyi ki yanımdasın. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçekten. Tatlı falan bir şey. Doydum. Doydun mu? E, tamam o zaman. Hesap istiyorum ben. Ha ayrıca. Hı. Aşk olsun sana ama. Tamam aşk olsun da niye ne oldu? Sen Nergis'le Samet'i niye söylemiyorsun bana? Sen de bana bir şey söylemedin. Ya ama ben yeni öğrendim. Ben de yeni öğrendim. Ha. Sorma ya ama Nergis'in daha haberi yok. Samet bugün konuşacaktı. Yani keşke daha erken konuşsaydı tabii ama ben ilk ondan duyun istedim. O yüzden bir şey söylemedim sana. Yani bugün konuşacak. İnşallah Nergis sinirlenmez. Vallahi bilmiyorum. Bizimki o işi falan hep Nergis için açıyor yani. İnşallah hayırlısı olur onlar için. Ne diyeyim? İnşallah. Bizimki aşık biliyor musun bayağı? Ben evleneceğim Nergis diyor. Başka bir şey demiyor. Aa bir dakika ya. Önce biz evleneceğiz. Allah Allah. Yani doğru. Ben çekerim kulağına. Çek ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.